Tekrar örgü kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için benim adım Maria. Bugün küçük küçük böyle teknik bilgileri sizlere paylaşmak istiyorum. Küçük ama önemli. Normalde hepimiz bu kesimi yapıyoruz. Anneannemden öğrenmiş olduğum şu kesimleri kendim kullanıyorum ve sizlerle bilgileri paylaşmak istiyorum. Şunları kenardan böyle bir çekeyim. Ve daha bitmemiş bir kazağın üstüne göstermek istiyorum. Aynı bu kesimle yapılmış ve böyle makasla kumaş kesilmiş gibi böyle kesimlerimiz var. Kaç kaç kesim söylemeyeceğim çünkü ipin kalınlığına göre değişir. Ama sadece kesimleri nasıl yaptığımı diye size göstermek istiyorum. Aynı böyle bu şekilde onu kenara koydum ama aynı bu şekilde size kesimi göstereceğim gibi. Bir de yakanın kenarını, yakanını da aynı şekilde kesiyorum ve gördüğünüz gibi sanki makas kumaşı kestiğimiz gibi böyle bir kesim oluyor. Ben boyundan ördüğüm için birazcık zorlanacağım ama buna rağmen size göstermek istiyorum. Şimdi işte deneyeceğim parmakla, parmağın üstüne. Şimdi burada diyelim ben nasıl kestim. İpine kalınlığına göre ama çoğunluğu böyle önleri 4, 3, 2, 1, arka 3, 2, 1 diye kesiyorum. Şimdi 4 tane başladığımız zaman tekrar söylüyorum ben boyundan örüyorum birazcık zorlanacağım ama ne olur kusura bakmayın. 4 tane her zaman kestiğimiz gibi ilmek kesiyoruz. Bu 2. Bu 3. Bu da 4. 4 ilmeği kestikten sonra örgümü geldi gibi örüyorum. Ve ondan sonra örgümü geldi gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar örgümü ördüm. Çeviriyorum. Ve bu sıraya 2 ilmek kalana kadar örgümü örüyorum. 2 ilmek kalana kadar örgümü örüyorum. İki ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar daha açıklamalı anlatmak istiyorum. Hani az önceki demiştim gibi 4, 3, 2, 1. Şimdi ilk dördünü olduğu gibi biz kestik. Şimdi sıramız 3'ü kesmek. Şimdi neden bu iki ilmeği? Onca dönmeden önce kesim yapmadan önce yani 3'ü kesmek için normalde çeviriyoruz. Sıra sonumuza kadar örüyoruz, çeviriyoruz ve 3'ü kesiyoruz. Benimse böyle makasla kesilmiş gibi olsun diye dönmede son kalan 2 ilmeğini kesiyorum sonra çeviriyorum ve 2 tane ilmek kesiyorum. Toplam 1 2 ve dönmede önce kestiğimiz ilmekle toplam sayısı 3 oluyor.
Şöyle göstereyim. Tekrar sırama sonuna kadar örüp tekrar döneceğim. Ve 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Tekrar size göstereceğim. Şimdi 4'ü kestik, 3'ü kestik. Bir sonraki 2 ilmeği keseceğiz. Oraya gelene kadar örgümü devam ediyorum. Şimdi 4 3'ü kestik. Şimdiki benim sıra 2'yi kesmek. Tekrar son 2 kalana kadar ördüm. Son kalan ikisini düzden kapat keseceğim. Ondan sonra çevirip bir tane daha keseceğim. Toplam kesmiş olduğum ilmek sayısı 2 oldu. Ve tekrar sıra sonuma kadar örgümü örüyorum. Tekrar çevirdim ve 2 ilmek kalana kadar sıramı örüyorum. Bu arada video çekmek için boyundan zor olduğu için parmaktan örmeyi öğreniyorum sayenizde. Birazcık hızlandım. Şimdi 4 kestik, 3 kestik, 2'yi kestik. Şimdi sıra tek bir ilmeğim kaldı. Yine düzden kesiyorum sonuncu ilmeği. Ve artık parçamı kesimi bitirdim. Ve artık yukarı kadar artık ne kadar size lazım olursa yukarıya kadar örüyorsunuz. Bu şekilde kesim bütün örgülerde kesimleri yapıyorum. Birkaç sıra ördükten sonra zaten geri yok örmeyi. Çünkü burada canlı örnekler var. Şimdi tekrar şöyle çevireyim. Ve bu kesimler makasla kesilmiş gibi olan kesimler bu şekilde yapılıyor. Tekrar örülmüş parçadan göstermek istiyorum. Evet, bu bitti. Sadece işte bir kol dikildi. İkinci kol gördüğünüz gibi dikiliyor. İnşallah bir an önce şu olan durumumuzdan daha toplanmadı kazak. Yakaya da aynı şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde pot yapmıyor. İşte bu böyle. Kollarını da aynı şekilde şöyle kameraya devirmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte buyurun. Bu da benim çok sevdiğim bir kesim tekniği. Sizle paylaşmaktan mutlu oldum. Memnun kaldıysanız beğen ya da yorum. Daha bir sonraki videoları kaçırmamak için de abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bol işler, bol keyifler, bol kazançlar.